hikayenin sonu başında gizlidir. Hikaye, kahramanını eninde sonunda başladığı yere getirir. Ben de bu hikayeye başladığım yerdeyim, düşmanımın karşısında. Şimdi kazanmak ve kaybetmek arasında yalnızca bir namlu mesafesi var. Kaldır kollarını. Dön bakalım önünü. Görelim şu gölgenin arkasındakini. Muzaffer. Demek 7 numara sendin ha? Nasıl oluyor bu? Hiç kolay olmadı Ali Rıza. Çok bedel ödedim. O güce ulaşmak için çok fedakarlık yaptım. Bilsen sen de hak verirdin bana. Onca yalanın dolanın sebebi belli oldu. Ama artık oyun bitti buraya kadar. Oyunun kurallarını koyanlardan biriyim ben Ali Rıza. Ben oyun bitti demeden bitmez. Bırak silahını. Keşke bu kadar Mehmet Emin'e benzemeseydi. O da cesurdu, zekiydi. Cesaretiyle hareket ederdi senin gibi. Zekasıyla değil. Bu sefer kimse alamayacak seni elimden. Bas Sinan, bas. Tamam abi. Ne oluyor lan? Abi Fiko abi. Ne Fikosu lan? Abi Fiko abi. Fiko! Fiko!
kimsin lan sen? Dur benim lan benim. Benim Fiko. Fiko bana bak. Fiko kendine gel. Abi. Sinan etrafı kolla. Tamam abi. Fiko iyi misin? Ne oldu? Abi baskın yedik. Herkesi vurdular. 7 numara kaçtı. 0 öldü. Paralar çöktüler abi paralara. Tamam. Fiko bende kal. Fiko bana bak. Şimdi gideceğiz. Tamam mı? Şefik seni iyileştirecek. Hastanedeki şefi hatırlıyor musun? Ha Fiko? Fiko şefi hatırlıyor musun? He? Bana bak. İyileşeceksin. Ben de gideceğim onların kafasına tek tek sıkacağım. Yürü. Gitmeyeceksin. Cehennem gibi orası, gitmeyeceksin abi. Gitmeyeceksin oraya. Tamam. Sakin ol. Bende kal. Fiko bana bak. Bana bak oğlum. Abi dur, hareket ettirme şunu ya. Kurşun içeride olabilir. Yavrum sıyırdı geçti diyorum sana Ferit. Bana mı öğreteceksin kurşun yarasını? O kadar işte. Hasan abi iyi misin? İyiyim. Sakin ol. Ezra, bir şeyim yok. Kurşun sıyırdı birazcık. O kadar yani. Ama bu danayı anlatamıyorum ki. Tamam. Yine bir müdahale ister ama. Tamam. Eyvallah. Sıkıntı yok. Hallederiz. Sen ne yaptın? Yıkalayabildin mi adamı? Kaçtı elimden son anda. İyi olmamış be. Ne yapacağız şimdi? Paralar bizde. Elbet almaya gelecekler. O zaman yarım kalanı tamamlayacağız. Bunlar teslimat yerini nasıl öğrendiler İsa? Ha, tepemize nasıl bindiler? Bilmiyorum efendim. Ben de nasıl oldu anlayamadım. Yukarıya durumu anlatalım bence. Onlar gereğini yaparlar. Ne diyeceğiz? Bir teslimatı yapamadık, beceremedik mi diyeceğiz? Raporlama için zaten arayacaklar efendim. Öngörülen saati zaten açtık. Sinan yürü, kaldır. 1, 2, 3. Tamam. Yorma kendini. Yürü. Telefon. Telefon çalıyor. Safir'in telefonu çalıyor. 7 numara arıyor olabilir. Aç onu. Başka bir irtibat kur. Oraya gitme abi. Yürü. Şefi ara. Hastanedeki şefi ara. Tamam abi. O ne yapacağımızı söyleyecek. Alo. Telefonu aldığına göre olanları öğrenmişsindir. Öğrendim. Ama sıkıntı yok. Birazdan gidip tek tek kafalarına sıkacağım. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Geri dönmemizi bekliyorlardır. Sen şimdi çiftliğe git, ben seni arayacağım. Ya ne çiftliği? Adam gelmiş, herkesi öldürmüş, paramıza çökmüş. Ne yapacağız? Paraları Ali Rıza'ya mı bırakacağız? Elbette bırakmayacağız. Ama seni riske atamam. Sen şimdi çiftliğe dön, arayacağım seni. Dediğimi yap. Alo! Yürü Sinan, yürü! Fiko aç gözünü. Fiko sakın. Fiko aç gözünü. Oğlum bir tek sen kaldın lan. Bir tek sen kaldın. Dayan. Yalnız bırakma beni Fiko. Fiko aç gözünü. Hadi Sinan. Hadi. Kaldır. Sarsmadan yavaş. Yavaş. Şunu bastır. Bak, ne oldu, ne bu haliniz? Hadi. Doktor. Aradık, yolda geliyor. Şimdi. Yaraların çabuk iyileşiyor baba. Hekim iyi olunca şifa da çabuk geliyor. Artık yaşadığını söylemeyecek miyiz? Ne zamana kadar saklanacaksın? Biraz daha böyle idare etmek zorundayız. İhtiyarın arkasındaki güçler şimdi Burak'ın arkasında.
Öldüğümü sanmaları iyi. Ortaya çıkarsam yarım bıraktıkları işi tamamlamak isteyecekler. Öyle bir zamanda karşılarına çıkacağım ki ne şaşıracak ne kaçacak vakitleri olmayacak. Biraz daha sabır. Ali Rıza nerede peki? İyi mi? İyi, merak etme. Gelir. Ben şunları götüreyim. Halden. Bırak bırak. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İyiyim baba. Bir şey yok öyle uykusuzluk, stres falan derken başım döndü biraz. Elim yüzümü yıkayayım, toparlarım. Haşmet ağa. Ali Rıza. Gölge kaçmış öyle mi? Şimdilik. Paraları yükledik geliyoruz. Paraları orada bırak Ali Rıza. Benim başka planlarım var Haşmet ağa. Plan yapma. Söylediğimin dışına çıkma. Buraya gel. Paralar kamyona yüklendi. Gelince konuşuruz. Şimdi yola çıkıyoruz. Ali Rıza. Haydi. Baba ne oluyor? Kötü bir haber mi var? Yok yok. Yok kötü bir haber falan yok. Her şey yolunda. Merak etme. İyi. Ali Rıza geliyor değil mi? Yok. İşi biraz uzadı. Daha geç saatte gelirsen. Metin benzin soldu. Çocuklar bıraksınlar evde dinlen biraz hadi. Yok baba o gelsin. Ben onu göreyim öyle geçerim. Halide gelmesi nereden baksan sabaha bulur. Perişan haldesin baksana. Yarın konuşursunuz. O da yorgun gelecek. Hadi kalk. Baba bir terslik var değil mi? Ali Rıza telefonlarıma cevap vermiyor ama seni arıyor. Baba lütfen benden bir şey gizleme. Halide, iyice sinirlerim bozuldu. Annen de böyleydi biliyor musun? Ben o kapıdan içeri girene kadar yemez, içmez, başını yastığa koymaz. Öylece beni beklerdi. Gözlerinde onu görüyorum. Yapma lütfen. Ama sence de korkmamız normal değil mi? Normal. Ama korkma diyorum. Korkma. Her şey iyi olacak. İyi olacak merak etme. Doktor gerekenleri yapıyor. Rıkkı başkan. Şu telefonu al. Gölgeler. Bundan sonra seninle irtibat kuracak. Safir. O öldü. Tamamdır. Siz uyumadınız Mevlana'mcığım. Burada yatacaksın galiba. Allah Allah. Sen benim düşünün ya. Vallahi duygulandı mı? Allah'a şükürler olsun. Yani senden başka beni bir duyan gören var demek ki. Tamam Rasim uzatma. Hadi herkes uyuyor. Huzur kaçırma şimdi. Ben mi kaçırıyorum huzur Emine? He? İyi. Yarından sonra kimsenin huzurunu kaçırmayacağız. Ne diyorsun Rasim ya? Aslı sen ben yarın gidiyoruz. Bitti artık. Ne? Ne saçmalıyorsun sen? Aklın başında mı senin? Yarından tezi yok. Biz gidiyoruz. Yeter de. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen de otur oturduğun yerde. Demine. Ben senin kocanım. Senin yerin benim yanım. Tamam. Tamam geliyorum seninle. Eşyaları toplayayım ben şimdi.
Nereye gideceğiz peki? Ne oldu? Sustum. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? İş yok, güç yok. Her yer iş dolu. Taşı sıksam suyunu çıkarırım. İş mi yok? Sıksayın o zaman Rasim. Bunca yıldır iç güvesi olarak yaşayacağım. Sıksaydın o taşı. Günaydın Adı abi. Oo Mert, günaydın. Hayırdır oğlum bu saatte? Abi haberin yok mu ya? İşe başladım ben artık. Sabah 9, akşam 5. Bundan sonra böyle. Hayırlısı olsun. En iyisini yapmışsın vallahi. Abiler nerede? Yok, az işleri var. Abi dün eve de gelmedi abim. Nerede? Sen poğaça mı aldın fırından? Mis gibi de koktu vallahi. Çayı da şimdi demledim. Tam üstüne geldin Kur'an çarpsın. Ramazan abi. Ne oluyor, anlatsana. Nerede abim? Oğlum iş işte, kurcalama ya. Durumları biliyorsun. Bilmiyorum abi. Nereden bileyim ben? Abim bir şey anlatmıyor ki. Siz de bir şey anlatmıyorsunuz. Ne oluyor abi, anlatsanıza. Mert. Mevzu büyüdü kardeşim. Bizimkiler Burak Ersoylu'ya son darbeyi vuracak. O yüzden tedbirleri de arttırdık. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Kalanını sen anla. Anladım abi. Bitiyor artık ha? Bunca zaman çektiğimiz sıkıntılar, dertler. Bitiyor kardeşim. Çok şükür bitiyor. Baban, Nihan, Fatih. Hepsi bundan sonra yattıkları yerde huzurlu uyuyacaklar. Bu sefer kaçamayacak o Burak Ersoylu. Kardeşim, birkaç gün sen de işe gitme. Ortalık karışık. Ne olur ne olmaz, durum ciddi. Yok abi. Abim bana verdiği sözü tuttu. Ben de ona verdiğim sözü tutacağım. Mert! Mert! Bu bünye bizden bir kişinin daha kaybını kaldırmaz mı kardeşim? İşlem tamam kardeş. Güzel. Ferit'le irtibattasınız değil mi? Merak etme, yanımda. Tamam. Tetikte olun. Tamam. Dikkat et kendine. Bir sıkıntı yok değil mi? Vallahi bizim için yok abi. Ama Burak'la Muzaffer için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ali Rıza. Hasan abi sen iyi misin? İyiyim Halide. Kaygılanacak bir şey yok. Hadi ben içerideyim. Halide? Ali Rıza sen neredesin? Kaç kere aradım, telefonlarıma cevap vermedin. Ya en azından bir iyiyim demek çok mu zordu? Biraz kızdın galiba. Ben aklımı kaybediyordum, aklımı. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Her kapı sesine sensindir diye koştum. Rıza, ben dün gece çok korktum. Bir daha bana bunu yapma. Tamam. Gel. Çok az kaldı Halide.
Çok az kaldı. Hasan, Halide daha yeni çıktı. Arayayım dönsün bir koluna baksın. Yok ağa yok. Lüzum yok. Yaladı geçti kurşun. Küçük bir sıyrık. Ben müsaadenle biraz dinleneyim, kendime gelirim. Geç uzan. Eyvallah. Ne yaptınız? Sıkıntı yok. Paraları güvenli bir yere koyduk. 7 numara kaçmış. Kaçtı ama daha fazla kaçamayacak. Çünkü yüzünü gördüm onun. Kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksın. İsa, adamlara haber verdin mi? Talimatlarınız doğrultusunda harekete geçtiler efendim. Yarım saatte bir raporlama yapıyorlar. Silah deposuna da haber ver, gerekli teçhizatı hazır etsinler. Emredersiniz efendim. Efendim? Hala raporlamanı bekliyoruz Muzaffer. Halledeceğim, merak etmeyin. Sorun çıkmayacak. Bizim için sorun yok zaten Muzaffer. Sorun senin ve Burak Ersoylu'nun sorunu. 24 saatiniz var Muzaffer. 25. saatte neler olacağını sen bizden daha iyi biliyorsun. Paraları al, sorumluları ortadan kaldır. İkinci bir hata yapma şansınız yok. Ne senin ne de Burak'ın. Biliyorum. Biliyorum, halledeceğim. İyileşecek mi? Ben elimden geleni yaptım. Gerisi takdir-i ilahi. Bir şey olsa arkadaşlar beni arasınlar. Hemen gelirim ben. Nereye doktor? Misafirimiz ol. İyileşene kadar. Merak etmeyin Burak Bey. Zaten buradayım ben. Bir hava alıp geleceğim. Parayı Ali Rıza'nın eline bırakıp nasıl kaçtılar ben anlayamıyorum. Hani gölgeler koruyacaktı parayı? Ali Rıza elini kolunu sallaya sallaya gelmiş, paranın üstüne çökmüş. Ya Mithat tamam. Tamam, zaten kafam kazan gibi 1000 tane düşünce var. Bir dur. Böyle ballı hardallı gezerek olmuyor bu işler. Biz de uğraşıyoruz herhalde. Rıfkı, şu 7 numarayı ara. Haber bekleyin dedi, hala bir haber yok. Bak çıldıracağım, ara şunu. Arıyorum Burak Bey. Ulaşılamıyor. Tamam. Tamam, artık ulaşılamıyorsa iş bizde. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Rıfkı Başkan, sen yap hazırlığını. Mahalleyi basıyoruz. Tamam. Sizinle görüşmek isteyen birisi var Burak. Ne oluyor lan? Kim? Sinan, kim bunlar? Ulan elini kolunu sallayarak giriyorlar içeri. Postan korkuluyor musunuz siz? Abi önemli olduğunu söyledi. Kontrolümüz altına aldık içeri. Peki. Ben bakayım. Anlayacağın 7 numara burnumuzun dibindeymiş. Muzaffer hem kendini hem davasını satmış. Bunca yalanının, bunca dolanının sebebi de buymuş. Şaşırdın mı? Çok şaşırmadım Ali Rıza. Bu da böyle bir güç. At izi it izine karışır, olan yiğide olur. Bu sefer öyle olmayacak. Öyle ya da böyle Muzaffer deşifre oldu bir kere. Panikledi. Onun rahatını kaçırdık. Beni iyi tanır. Bunun peşini bırakmayacağımı iyi bilir. Ali Rıza, bu tür adamları iyi tanırım. Kendine gölge diyen, gölgesine saklanan adama güven olmaz. Paranın şu an onlar için hiçbir önemi yok.
Mesele itibar ve çözülme meselesi. Ben 40 yıldır bu işin içindeyim. Bunların sınırını hiçbir zaman bilemedim. Sen bir de Muzaffer'in boyun eğdiği, kölesi olduğu düzeni düşün. O paraları almak yetmeyecek onlara. Muzaffer yüzünü gören, adını bilen herkesi öldürmek isteyecektir. Ne yapacağız? Ben de size ulaşmaya çalışıyordum. Adamlarım hazır. İzin verin, gidip parayı geri alayım. Mesele sadece para meselesi değil artık. Teslimatın yerini biliyorlar. Daha fazlasını da öğrenmiş olabilirler. Yapmamız gereken şimdi paramızı alıp sonra hepsini ortadan kaldırmak. Hepsi? Yani hepsi dediğiniz Ali Rıza mı? Ali Rıza tek başına. Ha, yanında da taksi durağı var. Eğer kastettiğiniz hepsi buysa. Kimse kalmadı. Haşmet yok. Kendisini önüne siper edecek bir ihtiyar da yok. Bakın, bana yol verin. Mahallesine gideyim, paramızı geri alayım. Mahallede değil para. Nereden biliyorsunuz? O kadar büyük para kontrol dışı bırakılır mı? Kasalarda GPS var. GPS varsa elleriyle koymuş gibi bulacaklar. Merak etme, o kadar kolay olmayacak. Önce ailemi, Halide'yi, mahalleyi güvence altına almak gerekti. Onu hallettim. Mahalleye çıkan bütün yollarda taksici arkadaşlar hareket ederler. Zaten Muzaffer'in birinci hedefi paralar olacaktır. Mahalleye saldırmakla vakit kaybetmez. Mahalleye bir gelirse Burak gelir, o da eceline gelir. Aslan GPS sinyali alınca paraları mahalleden uzak bir depoya kaldırma kararı aldık. Deponun etrafında büyük bir tedbir aldım. Adamlarımız yetecek mi? Öyle ellerini kollarını sallaya sallaya o paraları alamayacaklar. Onlara küçük bir sürprizim var. Madem GPS var, paraların yerini biliyoruz. Okey, tamam. Gidelim o depoyu basalım. Basacağız, basacağız ama temkinli olmak zorundayız. Bütün detayları en ince ayrıntısına kadar düşünmemiz lazım. Neyine temkinli olacağız? İzin verin, ben gideyim parayı alayım geleyim. Bu, adamın bir gücü yok, bir elinde boş cesaretten başka bir şey yok. Evet, Ali Rıza cesurdur. Ama sadece cesur olsaydı bugüne kadar hayatta kalamazdı. Sadece cesur değil, çok da zeki. Şimdi bizi yemleyip kendine doğru çekmeye çalışıyor. Sonra da pusuya düşürecek. Hamle yapmamızı bekleyecek. Ama hamle yapmayacağız. Paniğe kapıldığımızı, ne yaptığımızı bilmediğimizi düşünecek ve rahatlayacak. İşte o zaman saldıracağız, tepesine bineceğiz. Adamlarım depoyla mahalleyi göz altında tutuyor. Kaç kişiler, hangi noktalarda tedbir almışlar, silah güçlerine, bütün detayları, bütün verileri toplayacağız. Gedikleri, açıkları öğreneceğiz. Sonra saldıracağız tek seferde. Bir şansımız daha olmayacak. Hata yapmamak zorundayız. Eğer hata yaparsak gölgelere bunu açıklayamayız. Alo Sema, benim Halide. Nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Ya ben ultrason için Nida Hoca'dan randevu alabilir miyiz diye soracaktım. Aslında önümüzdeki birkaç gün içinde olursa süper olur. Tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoş geldin bebeğim. Umutla, huzurla, mutlulukla gel. Kötü olan ne varsa her şeyi güzelleştirmeye gel. Baba.
baban duyunca çok sevinecek. Burak şerefsizi gölgelerin himayesi altında. Yoksa Balaban'la birlikte onu da bitirmiştim. Karşıma Muzaffer çıktı. O yüzden ikisini de bitireceğiz. Hem Muzaffer'i hem Burak'ı. Ali Rıza, bunu en az senin kadar ben de istiyorum. O herif ikimizin de ocağına ateş düşürdü. O ateş Burak'ın cehennemi olacak Haşmet Ağa. Muzaffer de günahlarının bedellerini yine o ateşte ödeyecek. Şimdi söyleyeceklerimi geri adım gibi düşünme lütfen. Bilirsin, bende geri basmak yoktur. Ama Muzaffer, gölgelerin gözünde kendini aklayabilmek için deli gibi saldıracak bütün gücüyle. 200-300 eğitimli adam, tam teçhizatlı. Yani biz bu savaşa gireriz, bir sıkıntı yok da çıkabilir miyiz ondan emin değilim. Biz bu savaşa çoktan girdik. Ben Nihan'ımın toprağa verdiğim gün başladı bu savaş. Bugüne kadar ölmedik, vademiz gelmediği için. Bugün ölürsek vademiz de olmuştur demektir. Ha, ama şunu bil. Eğer ben gidersem, Burak'ı da yanımda götürür. Kazamız mübarek olsun. Baba. Ali Rıza. Anne. Emine. Ne oldu kızım? O yüzünün hali ne öyle? Rasim. Rasim bırak çocukluk yapmayı. Rasim. O ne valizler oğlum? Ev üstüne olmuyormuş anne. Rasim bırak şu bavulları. Hadi gel Asad'ıyla bir kahvaltı yapalım. Haklısın Emre. Ben senin ağzının tadını bozmayayım. Sen devam. Emeğin varsa gel bir konuşalım. Ha? Yani ondan sonra gitmek istiyorsan git oğlum. Gel Halizem gel. Yok baba ben hiç gelmeyeyim. Belli sizin çok önemli konuşacaklarınız var. Ben bölmeyeyim hiç. Olur mu öyle şey halde? Geçsene. Merak etmeyin ben size engel olmayacağım. Yolunuza da durmayacağım. Boş yapsam da zaten dinlemezsiniz. Sadece kafa kafaya verip yaptığınız planlarda bizi unutmayın. Olur mu? Ölüme nasıl koşacağınızı planlarken geride bıraktığınız ailenizi, sizi sevenleri, yolunuzu bekleyenleri aklınıza getirin.
Biliyorum sizi öldürmek isteyenlerin sayısı çok. Ama yaşamanızı isteyenler de az değil. Bunu unutmayın. Halide. Halide. Dur. Ne oluyor? Bir anlat. Ne oluyor? Ali Rıza, ben sana daha kaç kere anlatabilirim? Ben senin için korktuğumu sana daha kaç kez söyleyebilirim? Senin gözünü öyle bir intikam ateşi sarmış ki sen başka hiçbir şey görmüyorsun. Tamam, neyi görmem gerekiyor? Söyle. Ben senin için endişeleniyorum Ali Rıza. Seni bir daha göremeyeceğim diye, nefesini hissedemeyeceğim, sevgine doyamayacağım, çocuğumu babasız büyüteceğim diye ben korkuyorum. Ne? Sen? Ne? Ne? Nasıl yani? Nasıl yani ya? Hamilemizsin. Nasıl yani? Kimdesin? Bebeğimiz olacak. Nasıl yani? Babam olacağım ben. Nasıl ya? Hamilesin. Ya Ali Rıza, tamam. Sen sürekli ölüme koşarken ben seni öyle sabahlara kadar uykusuzca beklerken biz bu anı mutluluğunu yaşayabilecek miyiz? Kaldı Halide. Bitecek. Sona geldik. Öyle mi? Ali Rıza, ben bu dünyanın ortasını buldum. Haşmet Gürkan'ın kızıyım ben. Savaşın, yaranın, merminin ne demek olduğunu benden daha iyi kimse bilemez. Dönecek mi? Yarına verdiği sözleri tutmaya ömrü yetecek mi diye kaygılansın istemiyorum. Biz seni böyle pencerenin kenarında işten dönüşünü korkmadan böyle mutlulukla, sevinçle babamız gelecek diye bekleyelim istiyorum.
Sen bizi de düşünmek zorundasın. Tamam. Bu savaşı bitirecekseniz bitirin. Ama sonra bize dönün. Sen de, babam da sağ salim evinize dönün. Döneceğim. Sana söz veriyorum, döneceğim haline. Çocuğumun doğduğu günü görmek için döneceğim. Söz. Sen artık iki canlısın ya. Ben üç canlıyım artık. Sana söz veriyorum, döneceğim. Söz. Rasim, sen bana kızgınsın değil mi? Bak, o gün ben seninle birazcık ağır konuştum ama kendine gel istedim. Sen benim evladımsın. Ondan mı kimse beni umursamıyor anne? Oğlum niye öyle söylüyorsun? Niye ciddiye almayalım seni? Bu evde kimsenin benim sözümü önemsediği yok ya. Karım Emine bile. Hani Ali Rıza bir kere söylüyor, emir oluyor. Ben bin kere söylerim, boş. Bak, sen kendini Ali Rıza ile kıyaslıyorsan, o zaman iyice bir kıyasla oğlum. Ali Rıza gururu için ne ailesini ne de sevdiklerini bırakıp gitmez. Ama sen ne yapıyorsun? Ha? Hep ben diyorsun oğlum. Benim işim, benim kararım, benim fikrim. Olmaz ki böyle. Kaç yaşında insanlarız? Biz bir aileyiz. Birbirimize sırtımızı dayadık. Bizim bizden başka kimimiz var oğlum? Benim kimsem yokmuş anne. Karım Emine bile karşımda benim. Gel diyorum ya. Senin yerin benim yarım. Oğlum gelmez tabii. Ne dedim ben sana? Biz bir aileyiz Rasim. Beceriksizim abi ben ya. Valla. Yapamıyorum. Yani ben bu evde kahraman olmaya çalıştıkça soytarı oluyorum ya. Gelmiyor elimden bir şey. Neye elimi atsam bozuyorum. Bir balta hesap olamadım. Olmuyor benden demek ki. Varsın olmasın Rasim. Bak senin bir ailen var. Karın var, çocuğun var. Ha? Bak biz yeterince eksildik zaten Rasim. Bir de sen eksilince işte o zaman kızarım sana. O zaman affetmem seni. Ne kendini ne de bizi eksiltme mi oğlum? Anne, ne oluyor? Anlatmayacak mısın? Biz dün babanla biraz tartıştık. Ben de biraz ağır konuştum. O da işte şimdi toplamış bavulları gideceğim diyor illa. Nereye gidecek? Ya bizsiz yaşayamaz ki o. Yumurta bile kıramaz biliyorsun. Öyle, öyle de işte. Rasim. Gitmiyorsun değil mi? Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Ben ailemizden bir kişinin daha eksilmesine izin verir miyim hiç? Anneannem. Annesi seni ya. Oy kızım, oy. Bir aşk olsun Rasim ya. Ben o kadar ikna etmeye çalışıyorum. Annemin bir sözüyle hemen ikna oldum. Bir söz değil değil mi? 20 yıllık analık hakkı artı bir söz. Ya gelin bakayım şuraya, gelin. Gelin, 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 gelin. Kızlarım benim. Annem. Eve geçtim. İyi mi halde? İyi abi, her şey yolunda. Hiçbir şey yolunda değil Ali Rıza.
birbirimizi kandırmayalım. Ardımızda bu kadar bekleyenimiz varken çıktığımız yol gerçekten sıkıntılı. Ne dedin Halide? Bir şey olmayacak dedin, merak etme dedin. İçini soğuttuğunu düşündün değil mi? Öyle, başka ne yapacağım ki? Yanlış. Nasıl yanlış? Ben bir karar verdim. Hasan da destekliyor. Ne kararı? Kurduğumuz pusuya sen katılmayacaksın. Haşmet ağa haklı. Sen geri dur. Bırak biz bitirelim bu işi. Olmaz öyle şey. Olur Ali Rıza. Pekala olur. Senden hep bir şey istedim. Tek bir şey. Halide'yi korumanı, bu savaştan uzak tutmayı. Onu senden başka kimseye emanet edemem biliyorsun. Aslanım. Bırak biz bitirelim bu işi. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Oysa senin kaybedecek çok şeyin var. Ben şimdi vazgeçersem Nihan'ımın Fatih'in mezarına nasıl gideceğim? Onca acı, onca ölüm. Ben sevdiklerime ihanet etmiş olmayacak mıyım? Ben bu yola çıktığımda yalnız başımaydım. Şimdi siz varsınız. Artık daha güçsüz. Kimseye bir şey olmayacak. Bana güvenin. Alo, Sema. Ben seni şey için aramıştım ya, bu fotokopiler için. Aynen, sonra yemekhanede de göremedim seni. O yüzden yani. Yarın hallederiz o zaman o proje işini. Tamam. Aynen, öğle yemeğinde falan konuşuruz. Tamam. Tamam, tamam, sağ ol. Hadi bay bay. Tamam. Dayı. Kızım ne hayalet gibi geldin arkamdan ya, korkuttun beni. Ya ben gayet normal geldim de senin aklın başka yerde herhalde. Abim geldi mi? Yok, uğramadı hiç. İyi, tamam. Hadi senin bana anlatacakların var. Kimdi o kız? Hangi kız? Telefonda konuştuğun işte. Şey o ya. Şirkette bir proje için falan konuşuyorduk da fotokopi falan, o kız. Dayıcığım sen daha yeni başladın işe. Sana mı soruyor? Evet. Kızım o şeyde ekspertiz bölümünde çalışıyor. O yüzden bana sordu. Onun alanını... Sen karışma her şeye. Anlamazsın. Yani ben gayet iyi anladım da. Neyse yani siz yemekte konuşursunuz artık. Nereye götüreceksin kızı? Yemekhaneye. Yuh. Yani yemek bittikten sonra da çaycıdan iki çay söyle, tam olsun dayı. Şöyle klas bir yere götürsene kızı. Klas bir yer. Nasıl mesela, nereye götüreyim? Klas bir yer mesela şeye götür, Meksika mutfağı. Taco falan söylersiniz böyle, süper olur. Çok biliyorsun her şeyi. Biliyorum tabii, Z kuşağıyım ben. İşe gitmiyoruz ama işi biliyoruz. İyi tamam, çık çalışacağım ben, hadi. Çalışırsın sen kızım, çalışırsın. Hadi hayırlı işler. Aslı! Meksika restoranı. Şimdi bu GPS'ten aldıkları konumda bir yanılma olmaz değil mi? Olmaz, olmaz. Ön çalışması detaylı yapıldı. Kaç kişi oldukları yeri, her şey belli. Güzel. Güzel. Konum doğru olsun da gerisi bizde. Geliyorum lan Rize. Geliyorum. Azrail'in olmaya geliyorum.
Birinci noktadan geçtiler. Anlaşıldı. İkinci bölge hazır olun. Üçüncü bölgeye geliyorlar, hazır olun. Üçüncü bölgeye geçtiler. Depo güzergahına saptılar. Başlıyoruz aslan. Dediğim gibi riske girmek yok. Eyvallah kardeşim. Sen köşeye al. Cama. Sen. Gitsin. Efendim, içerisi temiz. İyice kontrol ettiniz mi? Pusu falan olmasın. Her yer kontrolümüz altında. Ama para kasaları boş efendim. Ne? Ne demek boş? Nasıl boş lan? Aç. Kasalar boş çıkınca mahalleye hücum etmeyecek mi bunlar? Artık başlarında daha büyük bir bela var. İkinci kez çuvalladığını yukarıdakilere anlatamaz Muzaffer. GPS'i sadece Muzaffer değil, yukarıdakiler de takip ediyor. Dolayısıyla kasaların boş olduğunu söylerse ölümüne davetiye çıkarır. Bizle oyun oynuyor. Biz de onunla oynayalım. Bak gidelim mahallesine, yakalım, yıkalım, başına yıkalım. Bir sakin ol, sakin ol. Şimdi başımız daha büyük dertte. GPS'ten paralara ulaştığını görüyoruz Muzaffer. Evet, ulaştım. Şimdi devir teslim yapıyorum. Size rapor geçeceğim. Peki, raporu bekliyoruz. Tamam. Yalan söyledin. Evet, canımızı kurtarmak için. Yine oyuna geldiğimizi anlarlarsa gün doğumunu göremeyiz ikimiz de. İşte şimdi köşeye sıkıştı Muzaffer. Tek çaresi gölgelere bir şey hissettirmeden bu meseleyi çözmek. Nasıl çözecek? Paralar bizde. Biz yardım edeceğiz. Ulan Ali Rıza. Ulan Ali Rıza, geberteceğim sakin seni. Sakin olun Burak Bey. Ne sakini Rıfkı? Bak, öfkelenmeni ve saldırmanı bekliyorlar. Böylelikle daha rahat tuzağa çekecekler seni. Efendim. Nasıl buldun sürprizimi Muzaffer? Çok fazla cesur. Demek bana oyun oynuyorsun, öyle mi? Ama bu sefer baltayı taşa vurdun. Ben ne Burak'a ne de ihtiyara benzerim. Bana bak, benimle oyunu oynanmayacağını anlayacaksın. Hem de hemen. Boş tehditler savurmayı bırak Muzaffer. Şu an başında benden çok daha büyük bir dert var. Bu durumu gölgeleri açıklayamayacağını ikimiz de biliyoruz. Yalan söyledin onlara değil mi? Çünkü bir kere daha çuvalladığını öğrenirlerse sen bana ulaşamadan onlar sana ulaşır. Ama üzülme. Seni bu cendereye ben soktum. Ben kurtaracağım. Sana paraları vereceğim. Sen de bana Burak'ı vereceksin. Bana bak, benimle pazarlık yapma. Pazarlık yapmıyorum. Sana son şansını söylüyorum. Karar senin. Şimdi sana düşünmen için yarına kadar zaman veriyorum.
Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Gölgelere teslimatı yaptığımı söyledim. Şimdi sakin kalacağız. Her şey yolundaymış gibi, tamam mı? Sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Benden haber bekle. Rıza. Aliden. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Babam onuz. İyi, herkes iyi. Bitti mi peki? Tamam mı? Bitti sayılır. Son bir şey kaldı. Sonra Taksim'e atlayacağım, eve geleceğim. Senin yanına geleceğim. Bebeğimize geleceğim. Sen çok iyi bir anne olacaksın. Sen de çok iyi bir baba olacaksın. Yanından ayrılmayacağım. Altını değiştireceğim. Göğsünü doyuracağım. Biz hiç ayrılmayacağız. Üçümüz beraber. Cesaretine hayranım. Benimle buluşmaya tek başına geldin, öyle mi? Neyine güveniyorsun sen? Ha? Haşmet de arkanda yok. İki üç tane taksiciyle mi benimle baş edeceksin? Buraya gelmek zorunda olduğuna göre daha fazlası var elimde. Asıl ben senin kaypaklığına hayranım. Davanı sattın. En yakın arkadaşını sattın. Şimdi de Burak'ı satıyorsun. Vallahi hızına yetişmek mümkün değil. Bana bak Ali Rıza, beni zorlama. Buradan sağ çıkamaz. Olabilir. Ama sen de paraları alamazsın. Bugün değilse yarın gölgeler paraları kaptırdığını öğrenecek. Bir de yalan söyledin. Paraları buldum dedi. Sence açıklama yapma imkanın olacak mı? Bence anlaşmayı kabul etmeyeceksen beni değil, kendini öldür. Çünkü başka türlü çıkamayacaksın bu işin içinden. Peki sana nasıl güveneceğim ya paraları yaktıysan?
Paralar bende. Burak sende. Benim derdim, intikamım Burak'la biliyorsun. Onun üzerinden elini çekeceksin. Ben Burak'ın hesabını göreceğim. Sen de paraları alıp kendi hesabına bakacaksın. Haber bekleyeceksin ki bu adamdan para için. Zaman kaybı değil mi? Er ya da geç benim dediğime gelecek. Sen merak etme. Güveniyor musun? Ben bu saatten sonra kimseye güvenmem. Birbirimize biraz zaman verdik diyelim. O kendi yöntemleriyle deneyecek. Baktım beceremiyor. Bu sefer ben kendi yöntemlerimle işe el koyacağım. Gücü geri alamazsan o kadar kolay olamayabilir Burak. Doktor, iyi mi? Gözlerini açtı Burak Bey. Sizi soruyor. Bir bakın isterseniz. Fiko. Oğlum. Ah be Fiko. Oğlum korkuttun bizi be. Ha, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Oh be Fiko. İyiyim, iyiyim. Oh be oğlum. Abi su. Ha? Su. Su. Al kardeşim, al. Al lan, korkuttun bizi be. Vallahi Fiko, korkuttun bizi. Ah. Ama yudum yudum iç. Doktor şimdi bir anda çok sıvı almasın dedi. Tamam, dikkat edeceğiz. Tamam, yeter. 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 Bu kadar su yeter. Bu dönemde dikkat edeceğiz Fiko. Aman. Oh be oğlum. İyisin, iyi. İyi gördüm. Burak Bey, 7 numara telefonda. Sizinle görüşmek istiyor. Fiko, iyisin, iyi. Su versene. Efendim? Rıfkı abi, su versene. Ne? Su. Anlamadım. Su. Ha, su. Su. Ha. Ha. İç Fiko, iç. Oo. Versene abi. İyiyim. İnsan vurulunca yüreği yanar bilirim. İçi yanar. Oh. Afiyet olsun. Ha. Oh. Versene abi. Buyurun, dinliyorum. Paraları ulaştım. Bana niye haber vermediniz? Çünkü öyle uygun gördüm. Ali Rıza, buna ne oldu? Önce bu akşam şu devir teslim işini halledeceğiz. Ali Rıza sonra. Merak etme, sana vereceğim Ali Rıza'yı. Güzel. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ramço, ne haber? Oh abi, hoş geldin, sağ ol. Rukiye Ana da içeride seni bekliyordu. Annem mi? Aynen abi.
Anne. Ali Rıza'm. Kasaba gitmiştim de. Geçerken bir de seni göreyim dedim. Ramço birazdan gelir dedi. O yüzden azıcık bekledim oğlum. İyi etmişsin de. Sen durağa uğramazdın. Hayırdır? Hayır oğlum. Hayır. Birazcık konuşalım seninle. Ali Rıza'm. Bak. Bu böyle olmaz. Halide ile bir an önce nikahını kıyalım. Kızcağız babasını kaybetti. Onun bizden başka kimsesi yok. Bizim evimizde başımızın üstünde yeri var. Amenna. Ama bu çatıya sadece kimsesiz olduğu için değil, sana sevdasından geldi. Halide benim kızım. Ama artık bu nikahın vakti geldi de geçiyor. O yüzden bir an önce kıymamız lazım oğlum. Haklısın. Yapacağız zaten. Ama öyle kuru kuruya olmaz. Sen evlenme teklif ettin mi? Yani etmiştim de. Biliyorsun işte kursağımızda kaldı. Oğlum böyle usulüyle erkanıyla olur. Ama bak bir de... Bunu Halide mi vereceksin? O takacak. Ne yanın yüzü? O gün onu taktığım yüzük. Bunu alamam anne. Oğlum. O yüzden alacaksın zaten. Nihan'ımın hatırasını Halide'm yaşatacak. Allah benden bir evlat aldı. Ama yerine bir evlat verdi. Halide benim kızım. O bunca zaman yüreği avucunda seni bekledi. Artık benim gelinim olsun. Zulüm de olsa, ölüm de olsa... ...bu yüzü o parmağından... ...sen de kalbinden çıkarmayacaksın. Tamam mı? Sağ ol anne. Sen sağ ol. Siz sağ olun ki benim uykularım bölünmesin anne. Ha, bana gerek var mı ya? Dur oğlum. Afiyetler olsun. Hop yavaş lan kaşığı yutacağım. Abi iki gündür. İki gündür serumla besleniyorum. Hiçbir şey yemiyorum ki. Ah. Yarasın. Ulan var ya helal olsun sana be. Al şu ekmeği de al. Yut ekmeği yut. Ha? Tamam ha. Ulan koskoca kralı kendine bakıcı yaptın ya. Helal olsun sana. Sen ne yaptın? Çözdün mü işleri? Çözdüm. Bu akşam devir teslim töreni var. Sonra da Ali Rıza'yı alacağım. Ay. Kalk Fiko, kalk. İyileşmeye bak. Panayırı kaçırma. Geleceğim, geleceğim. Kral taş takarken vezir burada durur mu? Adamım benim be. Yırttım kefeni. Allah'tan kurşun yorgunmuş ha? Ha. Kurşundan ölmedin de çorbadan öleceksin. Yavaş. Vallahi yırttım.
Efendim hemen Burak Bey'e iletiyorum telefonu. Burak'la değil seninle konuşmam lazım. Benimle mi? Bir problem yok değil mi? Yok, hayır. Bu konuşmadan Burak'ın kesinlikle haberi olmamalı. Anladım. Hadi. Önemli bir şey söyleyeceğim dedin ama anlatmadın. Yani düşünüyorum Halide'm. Yani doğru kelimeleri seçmem lazım. Niye ki? Ve artık baba oldum. Daha oturaklı ve ağır konuşmam lazım. Öyle mi? Peki. Ben öyle filmlerdeki gibi ilk görüşte aşk kafana inanmam. Sen o gün arabama bindiğinde sıradan bir müşteriydin benim için. Ama seni tanıdığımdan beri İlk nefeste aşkın ne olduğunu gösterdin bana. Çok şey yaşadık. Çok insan kaybettik. Bayağı eksildik. Ama artık evladımız tamamlayacak. Öyle olacak. Ona eksik bir dünya bırakmayalım halde. İçimizde ukde kalan, tamamlanmamış ne varsa tamamlayalım istiyorum. Benimle yeni bir hikaye var mısın Halide? Hep kazanacağımız, hiç kaybetmeyeceğimiz bir hikaye. Benim yaralarımı tek iyileştirecek insan sensin doktor. Benimle evlenir misin? Bu yüzüğü sakın çıkarma. Çıkarır mıyım hiç? Aman diyeyim Halide'm bak. Annem elinde görmezse beni öldürür. Az kalsın unutuyordum. Bu ne? Kutlama yemeği. Sen o gün Taksim'e bindiğinde ben köfte yiyordum. O da yarım kaldı. Tamamlamayalım mı? Tamamlayalım. Hem sen iki canlısın artık. Yediklerine dikkat edeceksin. Nasıl yani? Sen şimdi bana köfte ekmekle mi bakacaksın sadece? Yok, ara öğün diyelim bunu. Ya sen bana çok yiyorsun mu diyorsun? Hayır. Peki bir şey diyeceğim. Bunlar o günden kalma köfte ekmekler değiller değil mi? Yok, o kadar değil. Bunlar 15 günlük falan. Thank you.
Ferit. Abi. Gel bakalım, hayırdır? Biraz konuşabilir miyiz? Bir sıkıntı mı var? Var. Gel bakalım, otur. Hayırdır? Of. Abi sana bir şey soracağım. Bizim derdimiz bu Burak denen şerefsizin canını almak değil miydi? Evet. Hala da öyle. Nihan'ın intikamı. Mehmet Emin amcanın intikamı. Değil miydi? Öyle. O zaman dün biz niye şerefsizin gidip kırtlağına basmadık? Paralarla tuzağa çekmişiz. Geriye bir tek tetiğe basmak kalmış. Adamları elimizi sürmedik abi. Çünkü öyle gerekti Ferit. Öyle mi gerekti? Neden? Bunu anlamıyorum abi ben. Bir de Muzaffer denen adamla anlaşma falan yapıyoruz. Paraları ona verecekmişiz, o da bize Burak'a verecekmiş. Sen buna inanıyor musun abi? Ferit, biz bunları düşünmedik mi sanıyorsun? Tetiği çekmek en kolayı oğlum. Ama zamanı var. Abi, benim zamanım kalmadı. Benim sabrım kalmadı abi. Bana yolu verin, ben gideyim o şerefsizi öldüreyim. Hepimiz rahatlayalım abi. Ferit, yol yordan belli. Hepimiz kafamıza göre takılırsak o kafaya mermiyi sıkarlar. Abi. Abisi falan yok Ferit. Bunca plan boş yere mi yapıldı sanıyorsun sen? Ali Rıza'nın içindeki ateş senin ateşinden az mı? En az senin kadar o da indirmek istemiyor mu Burak Dere şerefsiz? Sen karını kaybettin. O kardeşini kaybetti. Babasını kaybetti. Sabredeceksin Ferit. Olmuyor abi. Olmuyor. O şerefsiz nefes aldıkça ben uyku uyuyamıyorum. Ben Nihan'ın kabrine gidemiyorum abi. Yüzüm tutmuyor benim. Tutacak. Tutacak. Sen yeter ki güveni ferah tut. Bugün olmaz, yarın bu iş bitecek oğlum. Biz bu yola ölüm diye çıktık. Ne yarım kalacağız, ne yarım bırakacağız. Tamam mı Münir'ciğim? Ali Rıza. Nereye? Bir işim var abla. Gitmem lazım. Bu saatte silahla gidilen iş pek hayırlı değildir. Değil mi? Babam da böyle sessiz sedasız gitmişti. O gittiğinden beri hep dönmesini bekledim. Geç olsa geldi ama. Geç geldi.
doyamadan gitti. İlk gittiğinde önüne geçip gitme diyecek yaşta değildim. Son gittiğinde de engel olacak gücüm yoktu. Ben babama gitme demediğim için hep pişmanlık duydum Ali Rıza. Şimdi sana desem, gitme desem, kendini de bizi de ateşe atma desem. Gitmem lazım abla. Ben seni bekleyeceğim Ali Rıza. Tıpkı babamı beklediğim gibi. Unutma, tamam mı Nuracığım? Ha? Nasıl? Kral gibisin. Kralım oğlum zaten. Ya bir şey diyeceğim. Ya ben de geleyim ya. Benim o anı görmek hakkım kardeş, hakkım. Ya Fiko, senin dinlenmen lazım. Bu mesele tartışmaya kapalı. Dinlen. Daha dur. Sen bana lazımsın. Daha Ali Rıza'yı halledeceğiz seninle. Asıl krallığımı onun cesedinin üzerine kuracağım. Sen o günlere hazırla kendini. Hadi kalk hadi. Hadi yatağa. Hadi. Hadi hop. Oh. Ulan daha yürüyemiyorsun. Devir teslim törenine gireceksin ha. Fotoğraf çek. Fotoğraf. Hadi, hadi. Rıfkı! Rıfkı Başkan! Ah ulan kupa papazı. Rıfkı yok Burak. Gitti. Gölgelerin bıraktığı korumaları da aldı. Gitti. Sattı seni. Niye yaptı biliyor musun? Emri 7 numara verdi de ondan. Krallığını ilan edemeden devredin. Yazık. Emrettiğiniz gibi çiftlikteki bütün korumaları gönderdim. Yalnızca birkaç tane adamı kaldı. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi paraları almaya gidelim. İsa. Gidelim. Burak. Sana açıklıkla ifade etmeliyim ki seni hiç sevmedim. Hatta senden nefret ettim de diyebiliriz. Önceleri baban yüzünden tahammül ettim sana. Sonra İhtiyar elimi kolumu bağladı. Onun yerine geçecektin. Sustum. İçime attım. Ama sen benim kızımın duygularıyla oynadın. Onun karnındaki bebeğin ölmesine sebep oldun. Bunun bir cezası olmalı. Şimdi seni benim elimden alacak hiç kimse yok. Hadi sana iyi yolculuklar Burak.
ben bir alayım. Sana açıklıkla ifade etmeliyim ki seni hiç sevmedim Mithat. Hatta nefret ettim de diyebilirim. Kusura bakma ama sen iğrenç bir insansın. Ama iyi bir babasın. Seni son dakika takdir ettim. Kızını böyle koruman, kollaman falan. Güzel, hoşuma gitti. Ama Gideray, bu dik duruşu çok yanlış kişiye gösterdi. Çok yanlış. Ko? Ne oluyor? Lan! Baskın bu. Ne oluyor lan? He? Baskın. Sen burada bekle. Asıl sen bekle. Ali Rıza olabilir. Burada bekle. Fiko! Fiko gitme Fiko! Fiko! Fiko gel buraya Fiko!
Dur bakalım 7 numara. Nereye? Daha konuşacağız. Sen anlatacaksın. Ben dinleyeceğim. Anlat bakalım Muzaffer Efendi. Tasmanı tutan kimler? Kim için sattın davanı? Anlatmazsam öldürecek misin? Seni ihanet ettiğin devlete teslim edeceğim. Onlar güzelce öttürür. Ha diyelim kurtuldun. O zaman da işini gölgeler bitirecek. Öyle de battın böyle de. Anlat. Gel Ali Rıza gel. Gel buradayım. Bir yere kaçmıyorum. Gel. Buradayım. Bu gece bitireceğiz her şeyi. Gel. Vay be. Başa döndük ha. Sona geldik. Vay be taksici. İtiraf et. Pişmansın değil mi? O gece taksinden indiğine, karıştığına pişmansın değil mi? Çok kaybettin taksici. Arkadaşlarını, babanı, kardeşini. Ben de çok kaybettim. Babamı, abimi. Görüyorsun ya taksici. Kaybettik. Ama bu iş böyle. Kazanan yok. Bu dünya böyle. Sadece kaybedenler var. Kaybeden sensin Ersoylu. Kız kardeşimin, babamın intikamını alacağım diye yemin ettim. Şimdi yeminimi tutuyorum. Seni de, senin gibileri besleyenleri de bitirdim. Ben kazandım, kabul et. Ama tarih beni yazacak. Çünkü
kral benim. Tarih hep kralları yazar. Yanlışın var Ersoylu. Tarih krallara boyun eğmeyenlere yazar. Dağıtılıyor. İçine savrulduğum bu karanlıktan çıkarken çok acı çektim. Çok eksildim. İhaneti gördüm. Yalanı, riyayı, zulmü gördüm. Ama en koyu karanlıkta dahi kalbimi çarptıran bir umut vardı. Mutlu kahraman yoktur derler ya. Ben hem mutlu hem kahraman oldum. Şimdi hikayemde yepyeni filizlenen bir hayat, yepyeni bir umut var artık. Thank you.
Babaannesin bir tanesi. Beğendin mi? Beğendim babaanne. Oy kuzum. Nasıl anlaşım anne? Çok güzel oldun, çok. Oh, mis kokulum benim. Prensesim. Oh, hoppa. Güzel kızım benim. Hadi gel, gel. Hadi. Prenses. Prenses. Prenses, ne kadar güzel olmuşsun. Elbisen ne kadar güzelmiş senin. Biliyor musun baba, bu Nihan halamın elbisesi. Biliyorum, çok yakışmış sana. Çok güzel olmuşsun. Amca! Nasıl olmuşum? Çok güzel, tam prenses gibi olmuşsun. Prenses gibi olmuşsun ama bir şeyin eksik. Bakalım. Hiç taçsız prenses olur mu? Gel bakalım. Prenses oldum. Evet. Çok güzel oldun, çok. Oh. Güzel kızım benim. Aslan abi, bak bakalım nasıl oldu? Yamuk Ramşo, kaldır biraz daha. Tamam. Şimdi bak bakalım abi nasıl oldu? Yamuk kardeş, yamuk kaldır şunu biraz daha. Ya Aslan abi, kaldır kaldır. Boyun mu yetmiyor Kur'an çarpsın? O iş hiç olmaz ya. Çekil lan, çekil. Dur kardeşim. Abi abi, madem yapacaksınız, beni niye uğraştırıyorsunuz iki saattir? Evet, çekiyorum. Çek. İşte bu. Şimdi güzelliğine bakar mısın? Ben bunu çerçeveletirim. Salonun duvarına asarım. Söyleyeyim sana. Güzel olmuş. Ya? Ne oldu sana? Ben farkına olmadan bir şey mi yaptım? Yok. Sendik bir şey yok aşkım. Bak, düğünümüz var. Ne zamandır bunun hayalini kuruyoruz. Biliyorum. Ben de çok mutluyum. Evet, baya belli mutlu olduğunu yani. Her halinden belli ediyorsun mutlu olduğunu. Yani şuradan biri görse seni bana zorla verdiler zannedecek. Yani sanki düğüne değil, cenazeye... Ağzından yel alsın Ferit. Şaka yaptım ya. Şakasını da yapma. Zaten... Zaten ne? Ya Nihan, ne oluyor Allah aşkına ya? Ya ne bileyim. Böyle çocukluktan beri ne zaman çok mutlu olsam hep bir korku kaplıyor içimi. Bir şey olacak gibi. Mutluluğun yarıda kalacak gibi. Ya boşu boşuna sıkıntı yapıyorsun şu an. Biliyorum. Ama ne bileyim, hakim olamıyorum bu duygulara. Bak, ben seni ilk gördüğüm andan beri bu düğünün hayalini kuruyorum ya. Bu mutluluğu kimsenin bozmasına izin vermem, tamam mı? Seni çok seviyorum. Sadece seni kaybetmekten çok korkuyorum. Korkma. Biz ölüm bile ayıramaz ya. Ölüm bile. Yara iyileşsin diye bekliyorsan bekleme hiç. İyileşmeyecek. O acı orada kalacak hep. Ama kendi tırnaklarınla, kendi yaranı kanatmanın da lüzumu yok Ferit'im.
Elimde değil abi. Unutamıyorum. Unutma oğlum. Unutma elbet. Hiçbirimiz unutmayacağız ki. Ondan kalan ne varsa el birliğiyle yaşatacağız. Bak hayat bir tane Nihan'ı aldı. Öbür Nihan'ı verdi bize. Hadi kalk. Kalk bak şu masayı beraber taşıyalım hadi. Kalk Aslı. Kalk bakalım. Evet. Çok güzel kokuyor. Ama ben yapmadım. Annen yaptı. İyi de börek değil ki. Saçların çok güzel kokuyor. Öyle mi? Oho! Bize börek gelecek diye bekliyoruz. Ben de size yardımcı olmak için hemen böreği alayım dedim. Tamam. Yalancı. Alsana. Ay, elin yanmasın. Dikkat et. Hop. Hadi çocuklar geç kaldık. Hadi bizi bekliyorlar. Kızım Rasim nerede? Rasim, Aslı. Nasıl olmuş? Çok yakışmış. Dur şimdi düzelteceğim. Aslı! Geldim. Ha, hadi çıkalım, hazırım. Sana da günaydın dayıcığım. Doktor olduktan sonra bir selamı sabah kessin valla. Ne doktor dayı ya? Daha okulumun bitmesine 2 sene var. Sen benim için doktorsun artık. Erto, nişanı gelmiyor mu? Ya abi toplantısı varmış, gelemiyor. Ama prensesin hediyesini unutmadı. Yedim. İyi hadi o zaman hadi. Hadi. Hep mesaide kendisini göremedik. Ya. Daha dur. Bu eve gelecek. Önce bir kanyana var, görünce var, artı var. Koş bakalım nereye, hadi. Didem, gel. Oh, bak. Ay. Hoş geldin. Bak pastanın. Hadi. Hadi çocuklar, hadi. Hadi. Nasılsın, iyi misin? Bayağı gidelim işte. Abla. Gel bakalım. Gel bakalım. Ramşom, sağ ol. Sağ ol. Gel. Nasıl? Beğendin mi pastayı? Hadi üfleyelim. Önce bir annecik yaksın. Hadi bakalım üfleyelim. Ama önce dilek tut, olur mu? Hadi üfle bakalım. Bravo. Aferin. İyi ki doğdun Nihan. İyi ki doğdun Nihan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Nihan. Hadi bakalım hediye paslı. Kurabiyem. Bu kolye bana anneni bağışladı. Bundan sonra da seni korusun. Al bakalım annesi güzelce tak. Ben de saçlarını tutayım. Evet. Beğendin mi? Bu kadar mı yani? Anne, hediyelerimiz nerede? Hadi. Hadi oraya geçelim. Al bakalım. Al. Tek tek bak bakalım hepsine. Hop. Vay vay vay. Hediye durağına geldik.
Hadi bakalım. Aç hediyelerini. Al bakalım. Taksicinin hediyesi bu olur. İlk arabanı biz alalım. Canım Hasan dedem. Tam istediğimi almışsın. Var mı olsun senin dedem? Vallahi İstanbul'da gezmedik, oyuncakçı bırakmadık. Çok güzelmiş anneciğim. Nihat. Bir şey daha var. Bak en sevdiğim masallardan aldım sana. Yaşasın. Ergece okuyacaksın değil mi anneciğim? Okuyacağım tabii. Gel buraya. İyi ki doğdun. Al bakalım küçük aşkım bu dedem çamcandan, tamam mı? Al bakalım. Bu da benden çitlenmiş. Ya bana çitlen demesene. Ne güzel ismi var benim. Sen Nihan ismini sevmiyor musun? Sevmez olur muyum? En çok o ismi seviyorum. Ama benim bunu söylemeye pek dilim dönmüyor. O zaman pastadan önce fotoğraf çekiyoruz. Herkes toplansın. Hoppa! Hop. Nereden çekmek lazım? Gel hadi. Tamam mıyız? Zor. Gülümseyin, çekiyorum. Çektim.